Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ezelden ebede. Gevşemeyin, üzülmeyin. Şayet gerçek müminlerseniz üstün gelecek olan sizlersiniz diye buyuran Allah'a mahsustur. Salatsa alemlere rahmet olarak gönderilen ve Müslümanın eline batan dikene kadar günahlarına kefarettir diye buyuran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Selamsa Allah'ın seçkin kullarına ve başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz diye nida eden Allah'ın muvahhid, muvahhide kullarının üzerine olsun. Bundan sonra aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. İnsanoğlu dünyada yaratılmadan kendisine yazılan kaderi yaşar. İman da zaten kadere, hayrı ve şerri ile iman etmek değil midir? Yeryüzünde veya nefislerinizde meydana gelen her musibet, onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a kolaydır. Şunun için ki kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve size verildiğine de güvenmeyesiniz. Allah çok övünen, böbürlenen kimseleri sevmez. Başınıza ne gelirse gelsin Allah'ın iznine bağlıdır. O izin vermeden bir yaprak dahi yere düşmezken, meydana gelen bütün olaylar ve başımıza gelen her bir musibet izne bağlıdır. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. De ki, bize hiçbir zaman Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey isabet etmez. O bizim sahibimizdir. Dolayısıyla müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bu dünya imtihan dünyası değil midir? Allahu Teala Kur'an'da sizler imtihanlardan geçirileceksiniz demiyor mu? Elbette mallarınızla ve canlarınızla imtihan olacaksınız. Elbette sizleri biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele. Cenneti arzulayan, Firdevs hayali kuran, cennette Allah'ı görmeyi arzulayan her bir Müslüman imtihanlara hazır olmalıdır. Bu hazırlık aslında talip olunan cennete hazırlanmaktır. Allah'ın değerli kıldığı cennet elbette ucuza gitmeyecektir. Allah'ın ikram ettiği nimetler için ki bu nimetlerin en değerlisi tevhid, hidayet nimeti için Rabbimize güvenmeli ve sabır göstermeliyiz. Bize ne oluyor ki Allah bize doğru yolu göstermişken ona tevekkül etmeyelim? Bize yapmış olduğunuz eziyetlere karşı sabredeceğiz. Onun için tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Sabır ehli olmak gerekmiyor mu? Allah bir kimseyi sabırla rızıklandırırsa ne mutlu o kimseye ki bunun meyvesini hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Sabredenlere mükafatları hesapsız bir şekilde ödenecektir. Öyleyse başımıza bir musibet geldiği zaman bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda bilmemiz gereken en büyük gerçek hiçbir imtihanın kalıcı olmadığıdır. İşte bu durumda önemli olan imtihanın sonunda kazanarak mı çıkacağız yoksa kaybedenlerden mi olacağız? Allahu Teala'nın imtihan ettiği kimselere acımayın. Onlar için sadece dua edin. Çünkü imtihanda olduğunun bilincinde olan bir kimseye Allah sabrını da verecektir. 2015 yılında söylemiş olduğum bir söz vardı. Biz içerideyiz, artık dışarıdakiler düşünsün demiştim. Bizler buralarda, sizler de dışarıda imtihan olmaktasınız. Bunu unutmayın. Hiçbir imtihan küçük değildir. Herkesin başında bir imtihan var. Bundan dolayı herkes imtihanını kazanmak için mücadele etmelidir. İçinizden cihat edenleri, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bizler için ve bütün esirler için dua edin. Bizleri unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın af ve afiyetine muhtaç fakir kulu. Hafız Mustafa Hoca.